çalıştırdığım üyelerden bir tanesi Nancy. Kadın doktor yaklaşık 35-40 pound vermek istiyor. Yani 20 kiloya yakın kilo vermek istiyor. Ona ilk olarak söylediğim şey ilk 3 ay kilo vermeye odaklanmıyoruz. Vermek istediği kilo ne kadar fazla olursa bizim güçlenmek için, kas yapmak için geçireceğimiz sürenin o kadar fazla olması gerekiyor. Çünkü ben ne kadar fazla kas inşa edersem benim yağ yakımında o kadar fazla yardımcı olacak bana. Tabii bu süreçte sürekli seni sorguluyor. Ya emin misin? Bak doğru mu yapıyoruz? İşte ben kilo almaya başladım. İşte bacak çok sertleşmeye başladı. Ben büyümek istemiyorum, zayıflamak istiyorum. Antrenmanda işte ağırlık çalışarak nasıl kilo vereceğiz? Hani bin bir çeşit her gün bir soruyla, bir stresle geliyor. İşte akşamları sürekli mesaj atıyor. Bak şunu fark ettim, bunu fark ettim. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Her seferinde diyorum ki ya bak sakin ol. Şu an vücudunda gerçekleşen olaylar bunlar. Şu anda kas yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklanman gereken şey, senden istediğim tek şey antrenmanda hareketleri düzgün formla yaparak ağırlıklarını arttırabildiğin kadar arttırmak. Senin güç kapasitesini kapasiteni arttıkça vücutta ihtiyaç yaratıyorsun. Daha fazla güçlenmeye zorluyorsun vücudu. Kalorilerini de yaktığından daha fazla alınca vücudun o aldığın fazla kalorileri kas yapımında kullanmaya başlıyor. Şimdi biz vücuda ağırlık antrenmanlarıyla kas yapması için sinyali gönderiyoruz. Sürekli daha da ağır kaldırıyorsun. Zorluyorsun kendini. İhtiyacı yaratıyoruz. Ama sen bu ihtiyacı karşılamazsan yani gerekli besinleri özellikle proteini hedeflemek istediğin kilonun iki katı kadar sisteme sokmazsan vücudun bu adaptasyonu sağlamayacak. Aynı şekilde yine uyku. 8 saat uyku almazsan bir sonraki antrenmana vücudunu toparlanmış bir şekilde getirmezsen hormonal dengen yine optimal seviyede olmayacaktır. Vücut anabolik duruma yani doku inşa etme moduna geçemeyecektir. Bunların hepsinin aynı anda birbiriyle koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Ağırlık antrenmanları ile vücutta belli bir adaptasyon sağlamaya çalışıyoruz kas yapma sinyallerini gönderiyoruz. Vücudun kas yapımında ihtiyacı olduğu besinleri göndererek yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde uyuyarak verdiğimiz hasardan toparlanıp hormonal dengemizi düzenleyip tekrardan bir sonraki antrenmana hazır bir şekilde zarar ver, besle, onar döngüsüne devam ediyoruz. Bunu uzun süre yaptığında tartıdaki kilon evet değişmiyor. Belki biraz kilon artıyor ama aldığın kalorileri yavaş yavaş arttırmaya başlıyorsun. Yani aynı kiloda aldığın kaloriler daha fazla oluyor. Çünkü vücudundaki ihtiyacı arttırıyorsun vücudun o aldığın fazla kalorileri kas yapımında kullanıyor. Tartıya baktığın zaman kilon değişmiyor ama kas kütlen artarken yağ kütlen de azalıyor. Çünkü vücuduna koyduğun her bir kas kütlesi daha fazla kalori yakıyor vücudunda. Sen tartıda aynıysan, güç kapasiten antrenman da artıyorsa yağ kütlen düşüyor demektir. Şimdi bunu da 2 ay, 3 ay yaptığın zaman yeterli altyapıyı oluşturmuş oluyorsun kendine. Bu süreçte vücuduna koyduğun 2-3 kilo kas sana yağ yakımında çok fazla yardımcı olacak. Sen hiçbir şey yapmadan her gün yaklaşık 500 kalori yakmana yardımcı olacak senin koyduğun 2-3 kilo kas. 500 kalori ne demek? Senin hemen hemen bir öğünün. Hiçbir şey yapmadan bir öğün daha yakmış olacaksın. Ama sen antrenmana gidip sadece kardiyo yaptığını yani egzersizi kalori yakma aracı olarak kullandığın zaman evet koşarken, bisiklet sürerken o anda bir saatte çok fazla kalori yakıyorsun. Belki ağırlık antrenmanından daha fazla kalori yakıyorsun. Evet. Ama senin ağırlık antrenmanlarında vücuduna yolladığın sinyal 7-24 kas yapmana yardımcı olurken bisiklet, koşu vesaire yaptığın herhangi bir kardiyovasküler egzersiz sadece sadece o zaman diliminde kalori yakmana yardımcı oluyor. Yani ağırlık antrenmanları ciddi bir yatırım vücuduna. Kas yapmak için çaba gösterdiğinde vücuduna eklediğin her 1 kilo kas senin için 7-24 çalışmaya başlayacak. Çünkü sadece bu kas kütlesini vücudunda tutmak için vücudun enerjiye ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla senin yediğin besinleri enerji olarak depoladığın yağ dokusunu zamanla yakmaya başlayacak.